kebabı, evet. Hamuru elimde açtım bu arada. O belli oluyor. Elinize sağlık, bayağı kalın olduğunu anlamıştık zaten. Kalın mı? Pişmemiş hamur zaten. Hamur öbeği diyelim. Hamurun belki ilk hali. Belki toplama yeri de olabilir. Toplamış yani ya. Şöyle komple toplanmış. Ama bak kaldırdığında diğerleri ince. Sadece o kalın, o toplama yeri olabilir. Hani hamuru büzüştürmem tamam. Gerekiyor ya. Şimdi bakın ben onu şöyle o zaman göstereyim size. Çok özür dilerim bu arada herkesten. Ben de bak. Oynadığım için. Ve bildiğimiz ekmekten dönmek üzere artık. İç yani böyle bir şeyler. İç harcı nasıl? Yani tadı tuzu maalesef olmuş bir hatayı kapatmıyor. Açık konuşalım o zaman. Hamur kısmını saymıyorum. Dışı zaten beklediği için kaşar peyniri taşlaşmış, sertleşmiş. Bezelye var. Bezelye dışında zaten bir şey kullanmamışsınız gördüğüm kadarıyla. Ya da bana gelmedi. Domates, bezelye doğru mu? Tavuk, yani, baharat. Tabii zaten onlar olduğu için de. Saray kebabının içinde sadece onlar değil. Biber, domates. Menemen yapmıyoruz hanımefendi. Patates. Saray kebabının içi bildiğiniz patates konulur. Tavuk sote harcı oluyor bu arada. Patates konulur minik şekilde ya da havuç konulur patates, tercih hayır, sebebidir. Hayır onlar bu. Tercihtir. İster koyarsın ister koymazsın. Asıl... Her neyse gerçeği kapatamıyoruz gördüğünüz gibi. Ama tatlısı okey. Elinize sağlık. Evet Nur dedin demin. Özlem Hanım gerçekten kabul edin hamuru pişmemiş. Ve benim menüme yorum yaptınız ben çok şaşırdım yani. Siz de et gitmişsiniz. Bu bir ara ana yemek. Bu bir ana yemek. Ara ana sıcak yemek değil. Bu... Tamam ana yemek işte bu benim ne kadar iddialı olduğumu gösteriyor aslında. Ara sıcakta bunu kullanmam. Hayır. Evet. Sizin menünüzle ne alakası var? Bunun bir sürü hayır, aşaması bakın, var. Bakın anlamıyorsunuz gene ben sizi anlayacağım şekilde. Siz kıymayı koydunuz hamuru kapatıp fırına verdiniz. Anlayacağınız... Kaçlar yapıp getirdiniz. Ben bunu durun, kaç işlemler geçtim. Sizin anlayacağınız şekilde konuşacağım. Benim de et etti. Sizin de et bu et değil olmuş. Tavuk. Ben ne anlatabilirim ki anlamayan yani kıyma koysaydım, kuşbaşı koysaydım... Kırmızı et değil, beyaz et. Evet, beyaz et. Ben tavuk koydum, ne alakası? Şimdi tavuksuz... Ne yapayım, tavuksuz yemek mi yapayım yani? Siz yaptınız diye ben tavuksuz yemek mi yapayım? O zaman bana öyle yorum yapmayacaktınız. Kendi menünüzü bildiğiniz halde bana o yorumu yapmayacaktınız. Bakın bu benim yaptığım saray kebabının aynısı görsel olarak. Sizinkisi... Neydi? Çiğ börekli. Çiğ börekli alakasız bir şeydi. Katmer, kıymalı katmeri getirmişsin yanımıza. Özlem tamam, Hanım'la çiğ kıyma kesinlikle oluyor. Aynı dili çiğ konuşmuyoruz. Kıyma oluyor. Ama seninkisi bildiğin kıymayı hiç kavurmadan böreğin Özlem içine Hanım. Koymuşsun, önümüze getirmişsin. Benim Özlem benimle alakası ondan var. Ondan bahsetmiyorum. Neyden siz anlamıyorsunuz? Bakın aramızda bir duvar var. Benim ne dediğimi anlamıyorsunuz ki. Hayır, ana yemek diyorsunuz ya. Ara sıcağıma ana yemek diyorsunuz ya. Bu değil mi olay şu an? Ne? Yok. Ne konuşuyor şu an? Şu, evet. Anlatayım. Arada çevirmen o translate. Şimdi diyor ki, beni o gün eleştirdiniz. İşte etli çorba, ara yemekte et, ana yemekte et var. O konuyla ilgili beni vurdunuz diyor. Sen de diyor, başlangıcın eti var. Bütün menüne et koymuşsun. Ama kırmızı, ama beyaz et. Beni niye eleştirdin senin madem böyle bir menün var diyor. O zaman o gün bana niye yüklendiniz mi bundan yani, dolayı diyor. Ben aslında onun et menüsüne yüklenmedim öyle bir sen şey demedin mi öyle ben sana çiğ böreğini beğenmedim. Ne dediğini de onu. Ben sürekli sana et demedim. Hayır. Söyledi et demedim. Söylemişsin. Size söyledim onu. Sürekli neden kebap yoktu. Benim sadece kebap vardı. Tamam ona da söylediyse bu da benim menümde sadece kebap vardı. Patlıcanıma kebap kıyma koymadım özellikle. Sadece sen şuradan yırttın. Seninki kebap menüsü olduğu için kaldırabilir bunu yani. Çünkü ana yemek kebap et yediğimiz bir yerde kebapçıda ara yemekte de kıymalı şeyler gelir, pide gelir istersen, mini lahmacun gelir, kuru dolma gelir Allah gelir aynen. Yani o biraz ağırdır yani. Aynen. Ama şimdi gerçekten Nur'a da eleştirdik o gün söyledim. Şimdi sana da tekrar soruyorum neden ara yemek bunu bizde ana yemek olarak kaç kere yaptılar? Sen neden yani zaten kafede parin var. Başlangıçta beyran çorban var o da bir yemek gibi. Evet. Neden böyle bir şey seçtin? Niye hafif bir zeytinyağı? Ağır bir şey istedim. Ağır istedim. Ağır bir yemek yapmak istedim. Yani bu programa uygun bir yemek yapmak ama şimdi ağır yemek ile zor bir menü yapmak veya zahmet gerektirecek, maharetini ortaya koyacak menü yapmak bambaşka şeyler. Yani ağır menü yapayım derken hata yapmışsın. Ya uyumlu olması lazım. Bir nefes almamız lazım. Yaz evet. Aylarındayız daha. Yani bu kadar ağır yemekler. Ben demin onun için şakayla karışık menü oluştururken kimseyle paylaştın mı menünü? Paylaştım. Ne dediler? Beğendiler yani. Yani şimdi ayrı ayrı evet. Her bir yemek kendi başına güzel. Evet. Beyran güzel bir yemektir. Bu da güzel bir yemektir. Kafe de Paris de güzeldir. Ama şimdi hepsinin bir arada cıvıt çarşısı gibi et bu kadar ağır yani. Yani şunu
bize bir krep ya da bir işte börek tarzı fırına atıp çok böyle yağlı falan vesaire olmasa belki bir nebze dediğiniz geçişleri sağlayabilir. Ona da basit diyeceksiniz diye yapmak. Hayır, ara sıcak bu neticede. Kesinlikle şey ara farklı. Sıcak bu. Çorbanız buydu. Zaten zormuş. Zaten mesela ben menümü oluştururken hem arkadaşlarımla paylaştım hem düşündüm yani. Mesela dolmayanına haydar yaptım hafiflettirmek için. Dolmayı da etli yapabilirdim. Sizin menünüz benim yanımda ya görüyorum zaten şey şu anda görüyorum. Aa, hiçbir yani. Şey bu arada. Hiç konuşmaman lazım. Bak benim menümün yanında seninki sıfır diyor. Hiç konuşmaması lazım şu anda. Yani hiç konuşmaması lazım. Senin menünün farkı neydi mesela? Farkı neydi hepsi? Evet. Dolma benim sorumlu bir menüm şu an bu. Ya hepsi ana yemek ya. Hepsi evet, ana yemek. O çorbayı sen o çorbanın ne kadar zahmetli bir çorba olduğunu biliyor musun? Biliyorum ama keşke yani o dediğim gibi. O çorba süresinde ben yani, iki tane kebap yaparım biliyor musun? Keşke yapsaydınız da biz ama yapmadım. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu masada hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte keşke o yapsaydım. Yapsaydınız. Ya bu yemekte bir menüyü, emek var. Ben, ya, buna bir emek var o ayrı. Emeğe bir şey demiyorum. Ayrı. Sunumu yaparken düşüneceksin yani. Ara sıcak mesela ben Antalya dolması yaparken yanına haydar yaptım. Evet tamam ha, bunu kabul ediyorum tamam. Ben de. Ama içi çiğ değil, şu pişmemiş taş değil. Taş gibi olmuş bak. Taş gibi mi? Taş gibi. Zoran bak. Başamal sos beklediği zaman öyle olacak. Ayarlamasını yapacaksın. Tamam. Başamal. Evet. Türkçe öğretmenleri. Evet. Başamal ne? İkisi de pembe giymiş başında duruyor. Ya siz beni başamal renk giymişsiniz. Başamal sos beklediği zaman sertleşir. Bu böyle. Ama bunu ayarlamasını yapacaktım. Fırından erken çıkaracaktım. Ben fırına girmem gerekiyor değil mi fırından? Yok fırından erken alabilirdin. Biraz daha erken çıkarırken bu yavaş yavaş kendi çekiyor zaten. Ben bunu ayarlamasını yapacaksın yani. Peki yapamamış mı? Yapamamış Zoran. Olmamış mı? Olmamış. Kesinlikle olmamış. Dibi tutmuş. Hiç akışkanlığı yok. Hepsi sertleşmiş. Selahattin Bey'e abartıyor. Tutan bir şey yok. Dibinde dibi hamur. Ha, taş gibi Zoran. Neyse teşekkürler. Afiyet olsun. Peki sen yemekle ilgili eleştirini yapamadın. Evet. Beğendin mi? Beğendim. Bir tek hamurunda çiğlik var. Yoksa beğendim ama bu bir dediğim gibi ana yemek. Afiyet olsun. Evet. Sen bugün maşallah her şeyi beğeniyorsun. Sana ne ya? Günündesiniz maşallah. Selahattin sana ne? Nasıl bana ne ya? Dün o kadar güzel yaptın mı? Sebahattin miydi? Selahattin yani o maşallah gerçekten. Selahattin sana ne? Evet Sebahattin, Selahattin. Yani sen günü geçirdin diye beni niye manipüle etmiyorsun? Kesinlikle öyle yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel. Gerçek, ben sana yedi verdim. Bak benim günüm geçmeden sana yedi verdim. Hakkaniyetini puan benim menüm yedilik bir menü değil. Kendimi riske attım. Sen hakkımı yedin. Sekiz vermen lazım. Evet. Sen var ya bir ben on numaralık menü getireyim. Kebapları yememek için ne yaptın? Karıştırdın. Nimette saygın yok. Sen oynadın. Yedi vererek haksızlık etti bana diyor. Sekiz vermeliydin. Hayır ben konuştuklarıma birebir aynı puanı verdim. Konuştuklarım. Hayır pişman değilim ama... O çok haksızlık yapıyor şu haksızlık an. Haksızlık yapmıyorum. Kesinlikle burada olan şeyi görüyorum. Bak şu anda her şey ben ortada. Ben şu anki sizi böyle bilmiyordum. Yoksa 7 de vermeyecektim. Kesinlikle hayır. Verdiği puanlar çok kesinlikle pişmanım. Kesinlikle hayır. Bir kebap... saniye ver pişman mısın dedim. Değilin dedi. Hayır. Çok pişmanım diyor ya. Yani, yemek yorumlamasına göre. Kendinden değil herhalde. Kendinde değil herhalde. Şimdi sordum da. Zuhal Hanım kebabı beğenmemişim ama dedim ki bakın bu kebapta emek var dedim. Emeğe vermiş. Zuhal Hanım yememek için gerçekten yememek için kebabı durmadan karıştırdı. Karıştırdı. Ne fark eder size geçti. Puan verdim. Yemeğe saygı çoğun bıçağı. Neden verdin işte. Puan verdim ama. Neden verdin? Emek var. Sana da emek var diye verdim. Beğenmediğim şeyde emek var diye. Emek var çünkü.